bir kurumun başındasın ve o mahkemelik olduğun takıma hakem gönderiyorsun. Yani ben de VAR arkadaşlarımızın, VAR'daki arkadaşlarımızın performanslarını gördüğümüz zaman eski bir hakem olarak, eski bir abiler olarak diyorum ki ya biz bayağı bir hakemmişiz diyoruz. Benim kariyerimde gerçekten yaşamak istemediğim müsabakalarda en üst düzeyde müsabakaydı çünkü. Başka bir şey duyduk. Mete Kalkavan'ın da işte hakemliğinin bitirildiği falan. Futbol sayesinde, hakemlik sayesinde Mustafa Kamil Abitoğlu Türk futbol tarihinde adım yazıyor şu anda. Sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Kamil Abitoğlu. Uzunca yıllar hakemlik görevi üstlenen Kamil Bey'le bugün tartışılan hakem konusunu aslında masaya yatıracağız. Kamil Bey, öncelikle teşekkür ederiz röportajımızı kabul ettiğiniz ve yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim Tuğba Hanım. İyi yayınlar diliyorum herkese. Ekibe de selamlar. Çok teşekkür ederiz. Hemen sorularıma geçeyim sizi de daha fazla bekletmeden. Biliyorsunuz ki sıcak gündem şu an Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması. Fazlasıyla tartışmalı pozisyonların olduğu bir maç oldu bu. Maçın hakemleri Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek'te fazlasıyla eleştirildi. Hatta Fenerbahçe maçın tekrarlanmasını dahi teklif etti. Siz bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Maçın tekrarlanması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ya da tekrarlanması ne kadar doğru olur diğer takımlar açısından? Ben şimdi bu konuya cevap vermeden önce, maça cevap vermeden önce şöyle bir tespit yapmak istiyorum. Hakemlik müessesesi hem adalet üzerine hem de hatalar üzerine kurulu bir düzendir. Yani hatalardan kastım şu. Mutlaka insanın olduğu yerde hata olabilir. Hakem arkadaşlarımız da müsabakaları yönetirken lehe, yani bir takımın lehine ya da aleyhine hata yapabilir. Yapılır yani. 90 dakika hatasız maç yönetilmez. O yüzden ben başka bir açıdan bakmak istiyorum bu konuya. Bir kulübümüzün, Sayın Ali Koç'un mahkemelik olduğu bir, yani mahkemeye verildiği bir MHK başkanı görevde şu anda. O yüzden müsabakanın yani müsabakanın değerlendirmesine geçmeden önce hakemlere bir Türkiye Futbol Federasyonu Sayın Başkanı'nın da Türkiye Futbol Federasyonu Sayın Başkanı'nın da mutlaka bilgisi dahilinde olmuştur. Kulüple kurumun başındaki yönetici mahkemelik. Yani bunun bir açıklaması olamaz. Bir kurumun başındaki insan eğer mahkemelik olacaksa bir kulübün başkanıyla ya da kulüple oradan istifa eder. Ondan sonra mahkemelik olur duruş sergilemek istiyorsa. Şimdi şuna gelmek istiyorum. Fenerbahçe-Karagümrük maçında her iki takım lehine aleyhine hatalar oldu. Ve bu hakem yönetimi kabul görmedi. Sebebi Fenerbahçe lehine olsa diğer takımlarımız mağdur olacak. Fenerbahçe aleyhine olsa Fenerbahçe kulübü mağdur olacak. Bunun toplumda, spor ailesinde herhangi bir karşılığı olamaz. Bu pozisyonda hakem değerlendirmesine falan geçmemize gerek yok. Böyle bir sen bir kurumun başındasın ve o mahkemelik olduğun takıma hakem gönderiyorsun. Yani bu etik değil bence. O yüzden buradaki amaç herhalde işte duruş sergiliyoruz. Biz kendimizi ezdirmiyoruz gibi bir durum galiba ama onu yapabilmek için önce o kurumdan istifa edersiniz sonra mahkemede hesaplaşırsınız diye düşünüyorum. Müsabakanın tartışmalarına gelince doğal çünkü bu ortamda normal bir futbol ailesinde şu anda normal bir atmosfer yok, normal bir iklim yok, o yüzden de gayet normal ama ben üzülüyorum ki bu müsabakadan sonra hakemlerin dinlendirileceği konuşuldu. Daha önceden de bir sürü hatalar oldu. Her takımımıza, yönetilen maçlarda bir sürü hata oldu. Sadece bu hakem arkadaşlarımızın mı hataları var? Yok. Ama bu pozisyondan dolayı yani bir kulübümüzün başkanıyla kurumun başındaki insan ya da Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir kurumunun mahkemelik olması bunları doğuruyor. Yani çözüm değil sezon sonuna kadar dinlendirilmesi ya da şey olması. Neticede şu andaki Merkez Hakem Komitesi'nin
Başkanı da mağdurluktan 8 Mart'ta ben de MHK'deydim. Yöneticilik de yaptım 4 yıl. Ve bu 8 Mart olaylarındaki Merkez Hakem Komitesi'nin de içindeydim. Sayın Ferhat Gündoğdu ile beraber, başkanımızla beraber. O yüzden şimdi ne oldu da hakemlere böyle şey yapıyoruz? Bir başka bir şey duyduk. Mete Kalkavan'ın da işte hakemliğinin bitirildiği falan. Yani gidişat çok iyi bir gidişat değil. Onu söylemek istiyorum. Müsabakada da hataları oldu. VAR performansı gerçekten çok kötüydü. VAR'daki hakem arkadaşlarımız büyük hatalar yaptılar. O yüzden de normal karşılıyorum bu tartışmaları. Siz de geçmişte hakemlik yapmış bir isimsiniz. Bu Türk hakemleri üzerindeki bir eleştiriler baskıyı doğru yani haklı olduğunu düşünüyor musunuz bu baskının, bu eleştirilerin haklılık payı olduğunu düşünüyor musunuz peki? Şöyle söyleyeyim, ben de en üst düzeyde 10 yıl Süper Lig'de hakemlik yaptım. Baskı her dönem oldu, her zaman oluyor. Ama bizim dönemimizden farkı şu anda kazançlar çok fazla. Yani bizim yaptığımız dönemde bu kadar çok finansal büyük paralar yoktu. Şimdi tabii herkes, her takım büyük yatırımlar yapıyor. O yüzden baskı olması doğal. Bu baskıyı hakem arkadaşlarımız ve yönetenler bir şekilde engel olmaları gerekiyor. Normal yani bu baskıların olması. Hakem hem tarafsızlığıyla hem tecrübesiyle hem de kuralları iyi uygulamasıyla bunun üstesinden gelebilir diye düşünüyorum. Psikolojik baskı her zaman vardı ve olacak. Ama VAR sistemiyle beraber sanki bu baskı biraz daha arttı. Artık hakemlerin kararlarına karşı olan tahammül seviyesi de iyice en aza indi gibi görüyorum ben en azından. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Sizin döneminizde VAR sistemi yoktu sanırım. Bu dönemde VAR sistemiyle beraber hakemlerin dezavantajı dönüşmüş olabilir mi sistem? Yani avantaj olması gerekirken dezavantaj haline dönüşmüş olabilir mi sizce? Çok doğru tespitiniz. Yani ben de VAR arkadaşlarımızın, VAR'daki arkadaşlarımızın performanslarını gördüğümüz zaman eski bir hakem olarak, eski bir abiler olarak diyorum ki ya biz bayağı bir hakemmişiz diyoruz. Gerçekten de akıl almaz hatalar yapılıyor. Yani toplumun ve futbolun, takımların beklediği, yani lehe aleyhe olarak kastetmiyorum bunu, sakın yanlış anlaşılmasın. Beklediği kararlar bir türlü VAR'daki değerlendiren arkadaşlarımızdan hakemler bir şekilde hata yapsa da çıkmıyor. Bu da standart kararlar çıkmıyor. Ondan dolayı da VAR hakemliği ve VAR sistemi tartışılır hale geliyor. Halbuki daha efektif kullanılsa, daha arkadaşlarımız daha dikkatli olsa, futbol ne bekliyor? Futbolun beklediği kararlar verilse, çünkü izleyip veriliyor, daha başarılı olur diye düşünüyorum. Ama çok haklısınız. VAR sistemi futbol sistemini daha karmaşık hale getirdi. Sebebi de VAR'daki arkadaşlarımızın, VAR görevi yapan arkadaşlarımızın izledikleri halde doğru kararı ya da nasıl söyleyeyim, futbolun, o müsabakanın beklediği kararı verememesinden dolayı sıkıntılar yaşıyorlar. Büyük problemler var. Evet. VAR sisteminin bizim ülkemizde şu an yanlış kullanıldığı kanısına varabiliriz aslında öyleyse yani. Yanlış bir kullanım söz konusu. İletişimsizlik var hakemlerle VAR hakemleri arasında. Bunlar da tabii ki müsabakalarda yanlış, hatalı kararları beraberinde getiriyor. Tabii ki şöyle, pardon özür diliyorum, lafınızı böldüm. Şöyle, aslında VAR sisteminden dolayı en azından bariz offside, eskiden bizim dönemlerimizde hatalar oluyordu, offside hatalar oluyordu. En azından offside'den goller atılmıyor. Fakat yani o oda, o VAR odası, VAR'daki arkadaşlarımızın yaşadıkları o odanın şeyine adapte olamadı arkadaşlarımız galiba, atmosferine.
izledikleri halde hatalar oluyor. Aslında VAR sistemini karışık hale getiren bizler oluyoruz. Kendi problemimizi kendimiz yaratıyoruz. Oysa futbolun beklediği normal kriterler, normal kurallar izleyerek, bakarak, basit, futbol çok basit bir oyun aslında. Karmaşık hale getirmesek kolay bir sistemi iyi bir yönetim şekline sokarız diye düşünüyorum. İletişim dediniz, çok doğru. Her şeyde iletişim çok önemli. Futbolcuyla olan diyaloglarda iletişim çok önemli. Yani ben kendimden örnek vereyim. Ben Quiz diye bir program vardı yayıncı kuruluşta. %90 en sevdiğiniz hakem kim? Mustafa Kamil Abitoğlu diyorlardı. Buradan sevgili sporcu kardeşlerim beni hep yücelttiler. Sağ olsunlar. Bunun sebebi benim 10 numara hakemlik yaptığım ya da süper maçlar yönettiğimden değildi. Bunun sebebi ben onlarla arkadaş gibi, normal insan gibi, normal işimiz ayrı, iletişimimiz ayrı, kuralları uyguladığım zaman ve onlara normal arkadaş gibi davrandığım zaman bunun için söylüyorlardı. Yani insani bir şey. Futbolda duygu var çünkü. Yani bu duyguyu kaybetmememiz gerekiyor. Bu duyguyu yaşatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de Türk futbolundaki hakem sorununun çözümü olarak yabancı hakem önerisi var. Bu sadece konuşuluyor ve gündemde olan bir konu. Size göre bu bir çözüm olabilir mi? Ya şöyle söyleyeyim, tabii bütün limiti dolduruyorsunuz siz, bütün her şeyi bitiriyorsunuz. Ondan sonra tabii ki böyle tartışmalar çıkıyor. Ya ben şahsen, yani şahsi olarak 85 milyonluk bir ülkede daha iyi bir hakem grubunun yetiştirilip yabancı hakeme ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Ama şu andaki iklimde de bakıyorsunuz ne İsa'ya ne Musa'ya hesabı. Hakemlerimizde acayip bir güvensizlik, acayip bir özgüven eksikliği, acayip bir nasıl söyleyeyim iş bilmezlik var. O yüzden de bunların tartışılması normal. Ama ben şahsen yabancı hakem konusunda yani şey bakıyorum, temkinli bakıyorum. Bunun dışında biraz da şu VAR konusuna tekrar geri dönmek istiyorum. VAR Tabii ki. kayıtları her maçtan sonra açıklanmalı mı sizce? Yani bu şeffaflık gerekli mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şöyle söyleyeyim, kural koyucu bu VAR kayıtlarının yayınlanmamasını söylemiştir ulusal federasyonlara. O yüzden ben kuralların uygulanması taraftarıyım. VAR kayıtlarını ya hepsini açıklarsınız, yani hepsi derken çok tartışılan pozisyonların kamuoyunda müsabakalar oynandıktan sonra çok tartışılan pozisyonların ya hepsini açıklarsınız, yani hangi takım olduğu önemli değil. Ya da hiçbirini açıklamasınız. Ama bir tanesini ya da iki tanesini açıkladığınız zaman bu işin içinden çıkılmaz hale gelir. Nitekim de bu yüzden hakemliğini bırakan Sayın Özgüç Türkalp arkadaşımız hakemliği bıraktı. Tabii ki kendisi de hatalar yapmıştır. Hepimiz hata yapıyoruz ama şunu söyleyeyim. Ya hepsi, bütün maçların, yani maçlar derken, hani kritik, çünkü maçta bütün pozisyonlar incelenmez tabii ki. Ama spesifik iki tane, üç tane sonucu etkileyen olay olur ya da hiçbir şey olmaz. Bütün hani maç ayrımı yapmadan açıklanacaksa açıklanabilir. Onun dışında bir şunu açıklayalım, bunu açıklayalım'a girdiğiniz zaman bu işin içinden çıkamayız. Evet, son olarak sizin geçmiş tecrübelerinizi biraz konuşalım istiyorum. Kötü yönettiğim dediğiniz bir maç oldu mu hiç hayatınızda? Böyle bir şey yaşadınız mı, durum yaşadınız mı? Varsa bu maç neler yaptınız, neler hissettiniz? Böyle bir örnek var mı? Tabii ki var. Ben bunu 2015 yılında Çaykur Rizespor Galatasaray maçından sonra resmi bir maçta benim hakemliğim bitti. Yani jübile değildi. Sporcu arkadaşlarımız beni çok onore ettiler. Omuzlara aldılar. İşte Sabri ve Sercan Dizel'in başka Rize'nin kaptanları bana kırmızı kart gösterdiler. Çok güzel, benim hayatımda unutamayacağım bir veda yaşadım ben ve 45 yaşına kadar hakemlik yaşının o dönemki sonuna kadar son yıllarda hakemliği bırakabilen ender hakemlerden bir tanesiyim. O yüzden çok şanslıyım. Spor ailesi
beni çok sevdiler. Ben de onları çok sevdim. Onlara takım ayırmadan herkese saygı duydum. Malzemecisinden herkese kadar, hocalarımıza kadar. Ve onlarla hala görüşebiliyorum. Ben yani hakemlik yapan bir insan, düşünün bir sürü küme düşme maçı, şampiyonluk maçı yönetiyorsunuz. Normalde düşman gibi olursunuz. Size selam vermezler. Ama ben her şartlarda bütün sporcu kardeşlerimle, iletişimde olduğum kardeşlerimle hepsiyle hala görüşüyorum. Bir de turistik bir yerdeyim. Alanya'da yaşıyorum. O yüzden şanslıyım bu konuda. O yüzden ben unutamayacağım bir veda yaşadım hakemlikte. Sevilen bir hakemdim spor ailesinde. Ondan sonra bana bir sürü canlı yayın işte teklifler geldi. Hani programa çıkma anlamında ne yaşadınız falan diye. Ben bir tane programda söylemiştim bütün duygularımı. Bu maçımı da söylemiştim. Bir tane maçım tabii ki çok kötü yönettim ama sadece bir takım lehine aleyhine değil. Beşiktaş Karabükspor maçı vardı. Yağmurlu bir havaydı bugünkü gibi. O müsabakada bir hakemin başına gelemeyecek her türlü şanssızlığı yaşadım. Ama bunun sebebi de şuydu. Müsabakadan önce eski İnönü Stadı'nda hakem odalarının merdiven merdiven boş yani merdiven boşluklarında hakem odasının içine katmışlar. Bizim de tabii kulaklıklarımız vardı. Ben de kulaklığımızı koydum ve müsabakaya hazırlandım en iyi şekilde. Fakat kulaklığımı takarken hani böyle alçak ya üst tavan kalktığım zaman böyle burası benim açıldı. Müsabakaya da 7-8 dakika vardı ve çok önemli bir müsabakaydı o haftanın itibariyle. Kafamı duvara vurdum ki düşünün betona vurdum. Hemen buz yaptılar bana kafama. Hatta maça 2-3 dakika geç çıktık. Kendime geldim biraz sersemledim tabii ki. Ve ekip arkadaşlarıma dedim ki ya bak ben şimdi müsabakayı bırakmak da olmaz baktığınız zaman. Ben dedim lütfen dedim her konuda bana yardımcı olun dedim ekip arkadaşlarıma. Tamam abi dediler. Maça çıktık ama onlar da benim gördüğüm gibi gördüler herhalde her şeyi. O müsabakada her iki takım lehine ve aleyhine hatalar yaptım. O yüzden o müsabakayı da söylemiştim zaten. Benim kariyerimde gerçekten yaşamak istemediğim müsabakalar en üst düzeyde müsabakaydı çünkü bir tanesiydi. Ama kafamı şey yaptım. Düşünün iki tane futbolcu kafa kafaya çarpıştığı zaman bile oyun dışı kalıyorlar. Öyle bir atmosferde maçımı yönettim. Belki yönetmeyip dördüncü hakem arkadaşıma bıraksaydım maçı hiç çıkmayıp tabii ne derlerdi onu da bilmiyoruz yaşamadan. Ondan dolayı böyle bir müsabakam var. Onun dışında çok önemli müsabakalara çıktım. Ama tabii ki spesifik hatalarımız oldu. Her zaman olabilecek hatalar hakemlikte. O yüzden ben mutlu bir şekilde ayrıldım hakemlikten. Bunu da tüm futbol ailesinin bireylerine borçluyum. Beni çok sevdiler. Ben de onları çok sevdim. Futbol sayesinde, hakemlik sayesinde Mustafa Kamil Abitoğlu Türk futbol tarihinde adım yazıyor şu anda. Yani bunu şey olarak söylüyorum. Sakın yanlış anlamayın. Beni sevmeleri sayesinde başarısız da olabilirdim ve bir sene, iki sene Süper Lig'de hakemlik yapıp bırakabilirdim de. O yüzden çok mutluyum bu konuda. Evet, bir de bu yanlış kararların verildiği maçlar esnasında diğer hakemlerle aranızda nasıl bir iletişim geçiyor ya da devre arasında kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Sonuçta futbolcularda nasıl bir Bunun tecrübeyle alakalı bu. Eğer ilk devrede bir hata oluyorsa devre arasında tabii sana geri dönüşler oluyor. Oyuncular ateş ediyor. Herkes işte hocam şöyle oldu böyle oldu falan diye. Bu tecrübeyle alakalı. Bir de hakem doğru olduğunu düşünerek bir karar veriyor. Yani bizim dönemimizde çok böyle her şey ulu orta değildi yani. Gerçi 2015 yılı benim bıraktığım sene çok da eski değil ama yani bu hakemin tecrübesiyle alakalı o hatayla hatadan arınmanın veya o dakikadan sonraki vereceği kararlarda onun etkisinde kalmamasının tecrübeyle alakalı, niyetinle alakalı. Yani tabii ki oluyordu, etkileniyor insan ama onu çabuk bir şekilde kafanı boşaltarak sonraki dakikalarda yansımaması için çaba sarf ediyorduk. Bazen başarılı oluyorduk, bazen başarısız oluyorduk.
Ama bu tecrübeyle alakalı. Yani maç yönettikçe bu melekeler gelişiyor. Tecrübe, o yüzden hakemlikte tecrübe çok önemli. Tabii ki oluyor. Yani devre arası ben önce, ilk kere de hata olmadığı zaman mutluluyorduk. Çünkü geri dönüşü biraz farklı oluyor. Ama olduğu zaman da hakem zaten, yani bizler sahadaki arkadaşlarımız doğru diye o kararı veriyorlar. Tabii ki televizyonda bazen farklı gözüküyor. Bazen gözlemci hocalarımız geliyorlardı mesela. Benim yaşadığım bir olay. Yani çok yaşadım yani. Ya maçta çıkarıyor işte 23. dakikayı, atıyorum kafadan. İzleyelim diyor. Bir izliyoruz pozisyonu. Ya benim maçımda mı oldu bu pozisyon falan diyorsun. Gerçekten öyle oluyor. Yani açıdan, bakış açısından, koşudan, yer almandan bir sürü sıkıntı oluyor. Bazen gerçekten de şey yapamıyorsun. Yani pozisyonu göremiyorsun. Çok teşekkür ederiz Kamil Bey. Alanya'dan yayınımıza katıldınız, bizi kırmadınız. Sorularımız bu kadardı. Ben Yarın... teşekkür ederim ilginize, alakanıza. Biz unutulduk, yine siz hatırladınız, aradınız. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum tanıştığımıza Tuğba Hanım. Ben de çok memnun oldum. Bütün ekip arkadaşlarımıza selamlar lütfen. Haklarını helal etsinler. Sağ olun, teşekkür ederiz. İyi günler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili Sabah Spor izleyenleri, bugün Kamil Abitoğlu ile birlikte gündemdeki hakem sorununu konuştuk. Kendisinden Fenerbahçe Karagümrük karşılaşması ile ilgili de görüş aldık. Bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.